Merhaba arkadaşlar, günaydın. Korsa camiasına selamlar, saygılar, hürmetler. Bugün cuma. Ben sahildeydim. Sabah geldim, işte olta atıyordum. Olta atarken ebeşeyle ilişkimiz yüksek olduğu için bir arkadaşla da tanıştım, baktım. Yani ben ondan pozitif enerji aldım. Ya kanı çekiyor zaten. Ben böyle pozitif enerji alan insanlarla muhabbet etmeyi, beşeri ilişkilerine girmeyi çok seviyorum, biliyorsunuz. Aidat duygusu da var. Korsa için neler yapacağımı herkes biliyor. Korsa'yı severken işte böyle dışarıdaki arkadaşlarla da geri bildirimler alıp sizlerle paylaşmak istiyorum. Yanımda çok sevdiğim, değer verdiğim bir arkadaşımın tanıdığı çıktı. Şu anda fabrikada çalışıyor. Zannedersem temsilcilik yapıyor, değil mi? Öyle mi? Merhabalar. Öncelikle davetime veyahut da muhabbetime katıldığın için çok teşekkür ederim. Ben seni kısaca tanımak isterim. Ali Sık Yılmaz ben. Ha, merhaba. Ergün Şengül tanırım. İçeride dokumanda çalışır. 2008-2009 sezonu 8 ay Korsa fabrikasında iplik bölümünde çalıştım. Kafes dokumada. Dokumada çalıştın. Evet. Öyle söylemiştin. Tam olarak ismini hatırlamadığım için öyle söylüyorum. Hı hı. Korsa'da beni tanımayan herkese selamlar olsun. Evet. Abimizle tanıştık, memnun oldum bu arada. Eksik olma. Ben zaten arkadaşlarla hala irtibatlıyım, diyalog halindeyiz. Bizde burada amaç şeydir, Korsa bir tanedir. Şu anda bilmiyorum, arkadaşımız bir kimya sektöründe çalışıyor. Kendisi de formen, yani şöyle söyleyeyim, yani işe yatkınlığı, işin ehlinin olması sebebiyle de pozitif bir enerji saçan bir kardeşim. O bizden ayrıldıktan sonra kendi isteğiyle ayrılmış zaten. Ama şöyle diyor, yani ben Korsa'da gibi bir camiada çalışmaktan her zaman mutlu oldum. Her zaman gurur duydum. 8 ay bir kısa dönemde çalıştım. Kendi isteğimden bir liseden çağrıldım. Orada devam ederken orada da Sabancı kültürünü alıp başka taraflarda bu kültürü devam ettirmekle şu anda görevliyim. Çalıştığım şu anda firma ismi önemli değil. İş verebilirsin. Yani sıkıntı değil. Bizde şey değil. Nerede çalışıyoruz şu anda? Gebze'de. Gebze'de zannetsem, değil mi? Evet. Gebze Organize Sanayi Bölgesi 1. bölgede. Feyrova'da. Formansın orada. Evet. Yani işte bakın, yani oradaki kültürler, 8 aylık almış olduğu kültürler formenlik yapabilecek kapasitede bir kardeşimiz. Ya işte bilmiyorum. Bizde değerler çok çabuk mu kaybediliyor, yoksa şey mi yapılabiliyor? Bu kardeşimin fabrikada olması, yani kendi isteyene ayrıldığı için ben diyorum, ah diyorum, orada olsaydın. O da farkında işin ama. Her şey nasip kısmet tabii ki de. Hani olsaydık daha iyi olurdu. Şu anki görüş açısından belirtmek aynen istediğim durum o. Ergün abinden ne bir şeyin vardı? Eski takım arkadaşım, hem hocam. Ergüncüm, abimiz. Ergüncüm, sana da selamı var. ben senin iyi topçu olduğunu biliyorum, fiziğinden, miziğinden. Yani libero mu oynuyordu? Orta saha mı? Stoper, libero. Biliyorum. Yani. Aynen. Topçuluğuna ben de şey yaparım, kefilim. Ben de onun öğrencisiyim bir nevi. Ya işte, yani armut dibine düşer ama armudu. Çok tabiri caizse, çok özür dilerim söyleyeyim, armudu başkaları yiyor arkadaşlar. Anlatabildiniz mi? Yani lafım buradan birilerine gitsin diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum bana bu vakit ayırdığın için. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ ol. Eksik olma. Çok memnun oldum seni tanıdığıma. Ben de memnun oldum. Korsa bizim için bir değer. Herkese selamlar şimdiden tabii ki. Çok sağ ol. Çok eksik olma. Havasını suyunu alan herkesten ben röportaj yapmaya devam edeceğim. Sizleri seviyoruz. İşinize sahip çıkın. Korsa'ya sahip çıkın. Korsa bir tane. Sabancı Holding bir tane. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.